maça bakarsanız aslında maçta hiçbir iyi bir pozisyonumuz olmadı. Birkaç iyi pozisyonumuz oldu belki Silva ile Jetsi ile beraber. Ama bugün çok kötü geçti. O yüzden Ayaksa çok da bir, bir, bir tehlike yaratamadık. Bu maçı unutmamız gerekiyor. Nerede hata yaptık ona bakmamız gerekiyor. Normalde hızımız var ekibimizde, kadromuzda. Bugün daha azdı. Goller nasıl oluştuğuna bakılırsa. Biz iyi iyiydi değildik ama Ajax iyiydi dediniz. Bence Ajax sizce ne iyi yaptı? Çok pres yaptılar. Özellikle sol tarafta iyi yapmadık, iyi çalışmadık. Çok da iyi futbola fırsat vermiyorsunuz o zaman. pozisyonları değerlendiremedik. 2-0-3-0'a bakarsanız 10 dakika içerisinde maç bitmiştir aslında. Çok zor bir hikaye olacağını biliyorsunuz. Orta sahada topları kaybediyoruz. Birkaç sefer böyle bir tehlikemiz oldu. Ajax bize bunu ikinci devrede yaptı. Çok zor bir maç oluyor o zaman. 55 dakika sonra maç bitmiştir aslında. Büyük bir kayıp. Yani büyük bir mağlubiyet bizim için. Sezonun ilk mağlubiyeti. Tabii ki Türk futbol içinde etkisi var bunun. Ama devam etmek zorundayız. Pazartesi maçımız var. Her maçı analiz etmek zorundayız. Yine de kayıptır yani bu mağlubiyettir. 7 maçımız daha var gruptan çıkabilmek için. Geçen, gelecek hafta Frankfurt'a karşı maçımız var. Bugünden çok çok daha iyi oynamak zorundayız. Ajax'ın oyun stili beni şaşırtmadı. Ama biz ona karşılık nasıl bir karşılık vermemiz beni şaşırttı. Bir saat sonra maç bitmişti aslında. Çok erkendi. Bunu beklememiştim. Evet futbol bazen garip olabiliyor. Deneyimim biliyorum. Deneyimli bir insanım bu konuda. Analiz edebiliyorum bunu. Ama devam ediyoruz. Yarın İstanbul'a dönüyoruz. Pazartesi maçımız var. Haftaya Frankfurt bekliyor bize. Futbolcu olarak kariyerimde, hoca olarak da aynı şekilde bütün maçları kazanmadım. Bu Ajax için de geçerli. Bugün kazandılar. Ama bir dahaki maçta her şey sıfırdan başlıyor. Bu benim için de geçerlidir enerjimizi ona sarf etmek zorundayız. Büyük bir kadromuz var. Belki Mustafa'nın Türkiye'nin en en önemli oyuncularımızdan biri. Çok Ciro her oyun oynayamıyor. Çok iyi bir oyuncu, muhteşem bir oyuncu. Ama rotasyon yapmak zorundayız. Mustafa iyi oynamadı bence bugün. Ona da söyledim bunu. Ama gelişimi için bu önemliydi. Ajax'a karşı e, maç 45 dakika en yüksek seviyede oynaması için onun için büyük bir deneyim. Belki öyle hissetmiyor şu anda. Soyunma odasında böyle söyledim. Sen bunun faydasını göreceksin. İki tane altıya ihtiyacımız vardı Ajax'ın oyun stiline göre. Ona ana bana göre şöyle bir oyuncu. Beşiktaş'la çok bir bir geçmişi var geçen sezon. Her zaman ekip arkadaşlarını destekliyor. Çok iyi e, antrenmanlarda o yüzden de ona şans verdim. Oynaması için. Kaybedince benim hatam. Benim için en önemlisi şu. İleriye doğru, geleceğe doğru biz çalışmamız gerekiyor. Ş Şimdi tarih yazdık. Maç bitti. Şimdi bir dahaki so maça hazırlanmak zorundayım. Benim görevim bu. Analiz de benim görevim. Her zaman yapacağım bunu. PlayStation oyunu değil bu. Futbolda nasıl hissediyor oyuncular ona bakıyoruz. Tabii ki Chiro ile görüştüm o maçtan önce. Tabii ki onu oynatmamayı karar verdim. Teknik direktörlük bu şekildedir. Fiziksel olarak nasıl hissediyorlar ona bakmak zorundayız. O yüzden de en güçlü kadroyu kuruyorsunuz. Arkasında bir fikir vardı her ilk 11'de. Benim hedefim böyle belki belki icraat iyi, iyi değildi. O da benim e, sorumluluğum. Ciro oynamadı. O yüzden kaybetmek demek biraz kolay geliyor. Rafa'yı dinlendiriyorum pazartesine. Çünkü yine bir maç var. Tabii ki öyle istemezsiniz hoca olarak. Kazanmak istersiniz maçı sonuna kadar. Maçta o zaman Rafa'yı çıkartmazdım. Rafa bizim için çok önemli bir oyuncu. O yüzden ben onu çıkartmaya karar verdim.